Kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın. Evet canlarım, Cansun ve Caner'in dünyasından hayırlı günler diliyorum canım Türkiye'm. Nasılsınız? Bizler çok iyiyiz, çok şükür, bin şükür. Bugün oğluşlarımın yine videosundan şöyle oğluşlarımın fotoğrafından bir çekim yapayım istedim. Bugün Allah nasip ederse inşallah sucuk yapacağım, ev sucuğu yapacağım. Normalde biz bunu kasapta yaptırıyoruz ama dedim bu sefer ben denemek istiyorum dedim. Yapmak istedim. Sağ olsun çok sevdiğim bir ablam var. İsmini verir miyim ablacığım? Nevin ablam var benim burada. Tabii onun yüzünü çekmeyeceğiz. İzin vermiyor. Dedim o zaman sana haber ver yapalım. Daha önce çünkü Nevin abladan denemiştik. Ben şöyle selam vereyim. Merhaba canlarım. Sen de selam ver abla. Merhaba. Şimdi ben size öncelikle malzememi anlatacağım. Şöyle. Şurada gördüğünüz gibi benim 4 diş sarımsak değil mi abla bu? Hı hı. 4 diş sarımsak. İçine de bir çay kaşığı tuz koyduk. Şu bizim kesemiz. Yani bu kesenin aynı zamanda yani bez. Arkası da böyle tüllü biraz oksijen geçirgenliği olsun. Daha rahat kurusun diye. Bu arada ablacığım sen nereliydin? Kayseri. Kayseri'li olduğu için hanımefendi sucuk diyarından geldiği için bize özel sucuk yapacak. Şimdi bu etimiz bizim ne abla? 300 gram orta yağlı dana kıyma. Tamam. İçine neler koyduk biz baharat olarak? 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, 1 tatlı kaşığı kimyon, 1 tatlı kaşığı acı pul biber, 1 tatlı kaşığı karabiber. Hı hı. Şimdi biz bunları karıştıracağız Allah'ın izniyle. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bu arada böyle bir çekim yapmak hiç aklımda değil ama Caner Efendi benden sürekli bir şekilde pizza istiyor, sucuk istiyor. Ben de artık havalar ısındı. Kasaptaki sucuklara pek güvenemiyorum. Dedim bunu ben yapayım, bir de çekim yapayım dedim. Tabii tarif yine Nevin abladan olacaktı. Takdir-i layık kısmet Nevin abladan müsait oldu dedim. O zaman gel hemen bir çekim yapalım dedim. Sağ olsun. Allah'ım nasip etti. Çok şükür, bin şükür. Bu arada Allah'ım masada yiyebilmeyi nasip etsin. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Ne yapmasa kesin söylüyordur da ben de böyle söylemiş olayım. Sesli sesli söyleyelim de yapmış olduğunuz yiyeceğin hem bereketiyle yiyelim, hem asadıyla yiyelim, hem de hoş muhabbet, sevgi, aşk içerisinde yiyelim istiyorum. Çünkü yemeğe yapılırken söylenen güzel sözlere yemek ve su bunu hisseder. Yani tabii onlar canlı varlık değil ama ne kadar güzel şekilde kalben yaparsak değil mi ablacığım? O kadar güzel güzel afiyetle yeriz inşallah. Falan Nevin abla böyle güzel bir şekilde yumurtlarını atıyor. Güzel bir şekilde yoğuruyor bizi. Allah razı olsun. Bu arada Nevin abla ben sana gel çekim yapacak desem gelir miydin? Yok işim vardı. Yok işim vardı gelmezdim. Nevin ablanın burada çok tatlı oğluşları var. Bu arada Tarık'ın şöyle gördüğünüz gibi Nevin abla hazırladı. Bu arada Nevin ablanın çok tatlı bir oğlu var Tarık. Sağ olsun Tarık bizim... Caner'in gözlüğün camı kaybolmuştu. Onu buldu. Bir de küçük bir Arda Ömer'im var. Ömer Arda'sı var. Hemen sarımsağını da katıyor. Şimdi ölçtü onun Nevin abla. Şöyle gördüğünüz gibi. Kesemizi tam uyacak. Hava alacak, kuruyacak. Tamam. Kadar. İnşallah bakalım Allah'ım nasıl yemeği nasip etsin. Giriyorum. Bu arada bana çok acelem var dedi. Hemen de son tahvi vereyim, geçeyim falan yaptı bana ama dedim abla 5 dakika bir kahve içelim dedim. Tabii kahve biz mesafeyi içtik. Koruyarak kahvemizi içtik. Maskemiz yani maske mesafesindeyiz öyle söyleyeyim size. Mesafemizi koruyarak masanın bir ucunda atlam oturdu, bir ucunda ben oturdum. Bunları artı olarak söylüyorum ki hani zannetmesin ki insanlar korona bitmedi. Halen korona var. Şu anda gördüğünüz gibi bakın eldivenlerimin elini bile kullanmadı. Hijyenik olsun Cansman eldiven. Kullanmayı eldivenle yapacağım dedi. Hı hı. Peki ben bunu keserken nasıl yapacağım abla? Kastırmanın ince olacak. Ha, seni gidi Kayserili. Ay bu kese nasıl oldu ya? Bak şöyle yapacağım. Dikdörtgen şeklinde. Ha. Ev sucuğu. Bu ev sucuğu. Ama bunu ben nasıl yapacağım? Şimdi nasıl kullanacağım? Bir de onun hakkında bize bilgi verir misin? Gölge serin, rüzgarlı bir yerde. Asacaksın yukarı ya da koyacaksın. Hı. Hava alacak. 3-4 gün böyle gölgede duracak. Kendini çekecek bu. Sonra dolaba alabilirsin. Bakar mısınız? Afiyetle yersin. İnşallah. Kese... Şu an hazır. Gördüğünüz gibi şöyle bakalım kese. Bu kese benim arkadaşlar kestane kesemde marketten kestane almıştık. Çok hoşuma gitti dedim ben bunu bir şeyde kullanabilirim dedim ama bez bakar mısınız? Havalan file kısmış.
Evet. İşe yarayacak. Evet, vallahi işe yaradı. Çok güzel oldu. Bana deselerdik yıllar önce kestane kesesine sucuk yapacağını deseler, ben inanmazdım ama gerçekten. Şu an sucuğumuz hazır. Çok güzel oldu. Bu şekilde. Ellerini. 4 gün sevgili havada. Evet. Gölgede. Açık havada duracak balkonda. Ya balkonumun da evimin de her yeri güneş alıyor ama balkonda çok küçücük bir nokta var. Oraya böyle kurduklarımı asmıştım ama bunu da oraya asarım olmadı. Bunu böyle ipini asıp assam olur mu abla? Tabii ki. Ay. Çok güzel, çok teşekkür ederim. Kanalımda kalın, Cansu ve Caner Dünyası'na abone olmayı lütfen unutmayalım. Sizi çok seviyoruz canım Türkiye'm. Afiyet, bal, şeker olsun tekrardan. Allah nasip ederse yine böyle bir pizza yaparsam ya da bir yumurta yaparken size göstereceğim. Nenatlacığım, kulaklarım çınlasın. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz.